Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı hem çok kolay hem de beğeneceğiniz düşündüğüm güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için şöyle krem rengi bebe yünü kullanıyorum. 3 numarada şiş kullanacağım. Şimdi anlatımımıza geçelim. Ön hazırlık olarak ben ilmeklerimi şişime atarak başlıyorum. İki model üzerinden anlatımımı yapıyorum. Modelimizin ilmek sayısı 9 ve 9'un katlarından oluşmaktadır. Artı bir tane ilmek ekliyoruz. İki tane de yani birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledikten sonra başlayabilirsiniz. Lastik istemeyen oldukça güzel bir örgü modeli. Öncelikle ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi de burada ön yüzden ters olarak örüyorum ve sırama başlıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi ters ördüm ve arkasından gelen bütün ilmekleri sırası sonuna kadar bir sıra şeklinde ters örgü yaparak tamamlıyorum. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilk sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. iki model için toplamda 21 tane ilmeğim var. Evet şöyle ilk sıramı tamamladım. Şimdi modelimin ön yüzüne geçiyorum. İkinci sırada ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz örgü yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldim. İkinci sıramda da ilmeklerimi ters örgü yaptım. Şimdi üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzden de bir sıra ters örüyorum. Toplamda bu işlemi dört sıra şeklinde yapıyoruz. Ters olan ilmeklerim aslında bizim örgümüzün ön yüzü. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örgü yaparak tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son iki ilmeğim kaldı. Burada da ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Ön görünen yüzüm ön yüzden düz örgü olan yerimiz bizim örgümüzün arka yüzü. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Son sıramda bütün ilmeklerimi tekrar bir sıra boyunca düz örgü yaparak tamamlıyorum. Son kalan ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi burası kabartmalı olan bölümümüz ve 4 sıra şeklinde örgümüzü tamamladık. 2 sıra ters, 2 sıra da düz örgü yaptık. Şimdi ajurlu bölümümüze geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2 Kenarda bir kenar ilmeği aldım. Bir tane düz örgü yaptım. Bir tane artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki 2 ilmeği şöyle birlikte alıyorum. Sağdan sola doğru bir kesme yapıyorum. Ve ilmeğimi 1'e düşürdüm. Bir sonraki 2 ilmeği de şöyle biraz genişletiyorum. Bunu da Soldan sağa doğru keserek alttan doğru kesiyorum ve ilmeğimi tekrar burada kestim. Yani ilmeklerimizin yönleri içe doğru bakacak. Şimdi burada tekrar 2 ilmek düz örgü yapıyorum. 1 2 Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. Tekrar yapalım. Bir artırma yaptım bir ilmek düz ördüm tekrar bir tane artırma yapıyorum 2 ilmeği düz örüyorum tekrar ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz 2 ilmeği sağdan sola doğru yani şu şekilde tutuyorum kestim İçe doğru bakacak ilmeğimiz bir sonraki ilmeği de soldan sağa doğru kesiyorum ön yüzden şöyle alttan girip 2 ilmeği birlikte kesip bir ilmeğe düşürdüm. Arkasındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Şu ajur, ajurlu olan bölümde de ilk sırayı tamamlamış oldum. Modelin arka yüzüne geliyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Burada artırmış olduğum ilmeklerimi de ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ve sıra sonuna kadar her gördüğüm ilmeği ters örgü yaparak sıramı tamamlayacağım. Oldukça kolay, örmesi de keyifli bir model. Şimdi ajurlu bölümümüzün ikinci sırasında bütün ilmeklerimizi arka yüzden ters ördük. Kenar ilmeğime geldiğim zaman burayı da düz olarak örüyorum. Evet şimdi modelin tekrar ön yüzüne geliyorum. Tekrar ajur yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk sırada yaptığımız gibi bir ilmek düz, bir tane artırma yapıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Şimdi burada tekrar ilmeklerimizi öncelikle sağdan sola doğru bir yatış yapıyoruz. İlmeklerinizin yönleri farklı ise çevirerek yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilmeğimi kestim ve içe doğru yattı. Burada benim ilmeklerim ters olduğu için şöyle ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Siz de ona göre ayarlayarak yapabilirsiniz. Örme şekliniz farklıysa. Şimdi bunu da içten şöyle alıyorum soldan sağa doğru bir kesme yaptım ve bunu da içeri doğru yatırdım 2 ilmek düz örüyorum bir ilmek artırma yapıyorum ortada bir ilmeğimi düz örüyorum tekrar bir artırma yaptım 2 ilmek düz ve şimdi burada yine iki ilmeğimi sağdan sola doğru keserek bir ilmeği düşürüyorum şu iki ilmeğimi yönlerini değiştiriyorum. Tabi sizin yönleriniz doğruysa değiştirmeyin. Şöyle alttan ilmeği keserek 1'e düşürdüm. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz. Kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Ve ajurlu olan kısmın 3. sırasını ön yüzden tamamladık. Arka yüzden tekrar ilmeklerimizin tamamını ters örgü yapıyoruz. Arka yüzden hiçbir işlemimiz yok. Her sırada arka yüzünü ters örüyoruz sadece ajurlu olan bölümde. Evet, sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi ters örgü yaparak tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde ilmeklerimi ters örgü yaptım. Şimdi modelimin tekrar ön yüzüne geldim. Model kendini belli etmeye başladı zaten. Toplamda 3 sıra yapıyoruz bu ajurları. Şimdi son sırasındayım. Arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Aynı şekilde birinci ilmeği düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. İki ilmeği düz örüyorum. Burada tekrar bir kesme yapıyoruz. 2 ilmeği sağdan sola doğru keserek 1'e düşürüyorum. İlmeklerimin burada yönlerini değiştiriyorum. Çünkü içe doğru bir kesim yapıyorum. İçten dışa doğru 2 ilmeği kestim ve 1'e düşürdüm. Tekrar burada 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Arada tek kalan ilmeği düz ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Burası ajurlu olan bölümüm. Tekrar kesmeye geldik. 2 ilmeği birlikte şöyle kestim ve biri düşürdüm. Sonra gelen 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şöyle tekrar yapalım. ve bu iki ilmeği de içten dışa doğru kesip içe doğru yatırdım. İki ilmek düz. Bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örgü yaptım. Ve üçüncü sıranın yani ön yüzden bitirdik. Şimdi modelin ilk modelin son sırasındayım. Son sırada arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu sırada hem artırma yaptığımız ilmeklerimizi hem de normal ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arka yüzden de ilmeklerimizi ters ördük ve ilk modelimizi tamamladık. Şimdi burada toplamda ters ve düz örgü yaptık ilk sırada burası 4 sıra oluyor. Ajurlu bölümde 6 sıra oluyor toplamda 10 sıra yani bir model 10 sıradan oluşuyor. İkinci modeli kurmak için tekrar aynı şekilde ön yüzden 2 sıra düz, arka yüzden de 2 sıra pardon, ön yüzden 2 sıra ters, arka yüzden de iki sıra düz olacak şekilde örüyoruz ve modelimizi tekrar kurmaya başlıyoruz. Şöyle hemen ikinci modelin ilk sırasından başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve burada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıranın tekrarını yapıyoruz. Sonrasında tekrar üzerine ajurlu olan bölümü kuruyoruz. Evet burası bu görmüş olduğunuz ilk bölüm olacak. Tekrar burayı buraya 4 sıra şeklinde hazırlıyoruz. Sonrasında tekrar ajurlu bölümü kuruyoruz. Şimdi ben fazla zaman kaybı olmaması için 4 sıra şeklinde düz ve ters örgümü yaptım. E, i̇kinci modelimi buraya yerleştirmiş oldum. Şimdi üzerine tekrar buradaki ajurlu olan bölümü yerleştiriyoruz. Üçüncü modele geçerken tekrar bu şekilde düz ve ters örgü yapıp tekrar ajurlu olan bölümü e, örerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptık. Bu modelimi de pembe iple büyük bir parçada hazırladım sizlere fikir olması için. Özellikle çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model, kabartmalı ve ajurlu. Yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz yelek ve hırkalarda. Özellikle bebek battaniyesinde kız çocukları için elbiselerde, yelek ve hırkalarda kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Şöyle modelimin hemen arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.